ne istiyorsun yine? Ne işin var lokantayla? Hayat sürprizlerle dolu. Geçen gün yaşadığımız tatsız olaydan sonra evimi kullanmam imkansız hale geldi. Yani? Yani işlerimi artık buradan yürütmeye karar verdim. Sizin de yardımınızla tabii. Yeni iş yeriniz hayırlı olsun. Ne iş yeri ya? Sen burada lokanta mı işleteceksin yoksa başka bir şey mi yapacaksın? Lokanta lokanta aynen devam edecek. Hiç merak etmeyin, düzen bozulmayacak. Babanızın da hoşuna gider eminim. Ama başka şeyler yapacaksın. Evet, bravo. Her şeyi burada alıp satacaksın. Lokantayı paravan olarak kullanacaksın. Millet burada kuru fasulye pilav yerken sen arkada milyonluk tarihi eserleri satacaksın, öyle mi? Siz öyle söyleyince şimdi daha da eğlenceli oldu. Aynen öyle. Siz de bu operasyonlarda benim sağ kolum olacaksınız. Niye ben ya? Senin başka adamın mı yok? Var var. Var da kimse sizin kadar avucumun içinde değil. Zevk alıyorsun değil mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim Mehmet. Madalyonu ne yaptın peki? Gönderebildin mi Bakü'ye? Ya o iş karıştı biraz. Malum biz gidemeyince alıcı İstanbul'a geldi madalyonu almak için. Ama hallettik bir şekilde. Rutkay Sezai başladı, her işi bitirir. Siz beni nasıl çıkardınız içeriden? Deliller meliller ne oldu? Bizim her yerde dostlarımız var Yasemin. Emniyette bile. Hayırdır, siz neden bu işlere kafa yormaya başladınız? Gerçi doğru. Bana düşünecek bir şey bırakmamışsınız. Aynen öyle. Siz onu bunu bırakın. Fidan'dan, Zeynep'ten ve konaktan uzak durun. Tamam mı? Zaten ziyaretleriniz onun kafasını karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. 2 güne kadar ustalar işlerini bitirecek. Bu arada da güzelce dinlenin. Usta, anlattım ya, dükkanı başka birisi satın almış. Kim, kim almış? Ulan orası benim, benim dükkanım ya. Kimse alamaz. Ustam bak, ya senin değil, dükkan senin değil. Banka senin elinden aldı. Ya... Şimdi bankaya da, alana da... Bu nasıl iştir bu be? Ha? Bu nasıl iş? Ha? Yasemin... De bakayım, ne oluyor? Birisi mi dükkanı, bizim dükkanı mı aldı? Evet baba, ben de onlarla konuşuyordum şimdi. Kim? Kim almış? Bu adamın teki tanımıyorum ben de. Ya bu, o dükkan benim 50 senelik dükkanım be. 50 senelik. Baba üzülme, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ne demek üzülme be? Kolaysa sen üzülme. Ay adam haklı yani Yasemin. Bunca yılın emeği göz nuru. Bak gördün mü bak. Bak Ayten Hanım anladı işte. Benim öz kızım beni anlamadı. Ayten Hanım anladı. Ay Tevfik Usta çok haklısın. İnsana çok ağrına gider ya. Gitti valla. Çok ağrıma gitti. Ben size bir çay koyayım. İçer misiniz? İsterim tabii. Sağ olun. Zaten burada beni sizden başka düşünen de kalmadı. Dur gidiyorum ben. Bunlar ne abi, kaynaş? Nasıl kaynaş bunlar ya? Bende yok o kadar. Sinan abi gelsin. Ne oldu Yasun? Ne demiştin? Kısasa kısas. Niye ben ya? Senin başka adamın mı yok? Var var. Var da kimse sizin kadar avucumun içinde değil. Bak burası çok önemli bak. Ya o iş karıştı biraz. Malum. Biz gidemeyince alıcı İstanbul'a geldi madalyonu almak için. Ama hallettik bir şekilde. Rutkay Sezai başladı, her işi bitirir. Kız bayağı konuşmuş bu be. Ya bu manyak manyak. Kendini övmeye başlayınca duramıyor. Tamam işte bunu gönder polise. Öyle mi diyorsun? Ya da bunu gönderme. Senin sesini bir keselim. Sadece Rutkay'ın konuşması olsun. Aa doğru. Nasıl yapacağız onu? Tam bana yolla sen onu. Tamam.
Kızım bak, bu senden gitti belli olmaz. Tamam mı? Başka bir hattan falan yolla bunu. Ne yapayım? Yeni hat mı alacağım şimdi? Aman yok ya. Bulmak isteyen her türlü bulur. Ya, o da doğru, doğru. Yasemin, ben gidiyorum. Geliyorum. Geliyorum. Tamam, bana yolla. İyi akşamlar Tevfik Bey, ben çıkıyorum. Güle güle Aytan Hanımcığım. Ay sen de hiç üzülme, tamam mı Tevfik Usta? Aman boş ver be. Dünya malı dünyada kalıyor. Hadi iyi akşamlar. Hah, geldim. Sağ olasın Aytan ablacığım. Her şey için Allah razı olsun senden. Kız ne olacak be? Yemeğiniz de hazır, tamam mı? Bir tek altını yakıp ısıtacaksınız. Dur. Yasemin, bu karşı komşu var ya, o da kek getirmişti. Mutfakta masanın üstünde duruyor. Yeni taşınan genç kadınla çocuğun diyorsun. Gerçi gözüm pek tutmadı ama neyse artık. Ay ay Yasemin ay. Hadi iyi bak kendine. Sen de iyi bak. Şey sarımsaklı yoğurt da yaptım, onu koymayı tamam, unutma. Tamam, sağ olasın, eline sağ ol. Ya o iş karıştı biraz. Malum biz gidemeyince alıcı İstanbul'a geldi madalyonu almak için. Tam hallettik bir şekilde. Rutkay Sezai başladı, her işi bitirir. Araları falan attım. Tamam. O zaman sana yolluyorum. Polise yolla. Abi emin miyiz ya? Ya Yaso lütfen bak, korkma. Tamam, biz susup oturup bu adamın zulmetmesini mi izleyeceğiz ya? Unutma, kısasa kısas. Doğru, kısasa kısas. Attın mı? Ha, sen de. Çıktı. Ne diyorsun ya sen oğlum? Toprak selam. Benden yardım istemiştin. Elimden bu kadarı geliyor Yasemin. Ya o iş karıştı biraz. Malum biz gidemeyince alıcı İstanbul'a geldi madalyonu almak için. Tam hallettik bir şekilde. Rutkay Sezai başladı, her işi bitirir. Şimdi elime düştün işte Rutkay Sezai. Oh oh hadi oh. Hadi bakalım. Ya adamı işte böyle yaparlar. Şimdi beni uğraştırma. Kendi kendini kır bakayım. Hadi. Güzel. Ya böyle kendi kendimi kırmak da yani bir ağrıma gidiyor. Kırdım. Bayağı kırdım vallahi. Vallahi kırdım. Ama ben seni yeniyorum oğlum. Sen sadece taşları oynatıyorsun. Tamam bak. Kenan amca, sen kendi kendine mi oynuyorsun? Ben de onu diyorum kızım işte. Ben de onu diyorum. Bücürüm, 5 dakikaya yatağa. Ya ne 10 dakika olsun bari? Rengin, ya sen 5 dakikayla 10 dakika arasındaki farkı biliyor musun? Biliyorum tabii. Aa. Biliyor tabii. Cin gibi o be. Bakışlara bak. Yasuo, yollarda şeyden cevap geldi. Bu kim şimdi? Bakarım. Canım, ne işin var senin burada? Annen nerede? Kim geldi? Baba bir dur. Mert'ti değil mi senin adın? Allah Allah, dur bakayım. Ana, bu kim? Ya komşunun oğlu da annesi yok ortada. Gel içeride bekle, gel güzelim. Bu ne? Gel çıkar. Ne bu, resim yaptın? Geç. Bu da nereden çıktı? Geç otur öyle. Ha? Devam. Komşunun çocuğuymuş, yapmış yok. Ne komşusu be? Bu kreş mi lan burası? Ya. Anne o yapmamış. Ben de yapmayacağım. Olmaz öyle şey. Bana ne ya? Bilmiyorum. Hayır, öyle bir şey olmaz. Anne sen de bir şey desene. Yasemin! Allah! Yasemin!
Dök, 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 dök. Yok bir şey yok. Bir sakin ol, tamam mı? Bir şey yok, iyileşecek. Biraz daha dök elime. Dök, 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 dök. Ya su. Ya su. Ya su. İyi misin? Ha. Hadi kız. Kendine gel ya. Tamam. Ha. Dur. Ya su, iyi misin? Tamam. Seni. Bak gördün mü? Dur, 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 dur. Acele etme, acele etme. Sakin. İyiyim, yavaş, iyiyim. Tamam. İyiyim, güzelim. Yok bir şeyim. Tansiyonun düştü herhalde. Şey yapsanıza siz. Sen Mert'i de al odana gidin, oyuncaklarını göster, olur mu? Anne, senin için çok korktum. İyiyim bir tanem. İyiyim güzelim. Su. Su, iyi misin? Bak değilsen hastaneye gidelim. Ha? Ne bu? Ya konuşmayı bırak da oku işte. Ne yazıyor? Yok artık. Ya ne oluyor? Ne oluyorsunuz ya? Yok artık ya. İçerideki çocuk var ya. Evet, var. Rengi'nin kardeşiymiş. Ne? Sevgili Yasemin, biliyorum büyük bir şok yaşayacaksın. Ama bu gerçeği artık öğrenme zamanı geldi. Mert Engin'in oğlu. Evet, yanlış okumadın. Senin bir zamanlar kocan olan, Rengi'nin babası olan Engin'in oğlu. Çok kardeş. Sen bilmiyorsun ama biz seninle aynı zamanlarda hamile kaldık. Bak, bak şerefsize bak. Aşağı yukarı aynı zamanlarda doğum yaptık. Yalandır bu ya Yaso. Doğrudur. O şerefsizlerin her beklenir. Bilmediğin çok önemli bir gerçek daha var. Ama onu benden değil, sırrın sahibinden öğrenmen daha doğru olur. Ya ne diyor bu be? Yasemin, ben artık bu çocuğa bakamıyorum. Ne beş kuruş param, ne de anneliğe dair bir hevesim var. Bir süredir seni gözlemliyorum. Sen harika bir annesin. Mert'in seninle ve kardeşiyle çok mutlu olacağına eminim. Şaka mı bu? Ha? Şaka mı bu? Bu şaka değil mi? Başka olamaz çünkü ya. Şaka değil mi bu? Ya o sinirim bozuldu. Bir hastaneye falan gidelim mi? Dur dur bak. Bak Sinan abi bak şurayı dinle bak. Ne beş kuruş param ne de anneliğe dair bir hevesim var diyor. Ulan benim neyim var ya? Benim neyim var? Bana bırakıyor çocuğu. Benim neyim var? Aldatmış beni. Başka bir kadınla. Çocuğu var mı? Baba. Oh kızım. Baba. Oh. Baba. Kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte, yoksullukta,
Bir ömür boyu sevip sayarak siz Yasemin Özsoy, Engin Durulmaz'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Engin Durulmaz, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan Yasemin Özsoy'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Engin. Evet, evet. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. İsimlerinizin altına imza lütfen. Tamam mı? Evlendik mi yani? Ne yapıyor kızım? Uyuyor herhalde. Çitekme falan yok. Bu da olsun. Hemen bir tane de erkek yapalım. Yok artık Engin. Niye ya? Daha buna nasıl bakacağımızı bilmiyoruz biz ya. Bakarız, bakarız. Sonra bir tane erkek, sonra bir tane daha. Yuh Engin. Kocaman bir ailem olsun istiyorum seninle. Ben de. Yasuo. Dişim uyudu. Tamam. Zor uyudu zaten. Yerini yadırgadı herhalde. Kız sen bu ne ağlamışsın ya? Bütün gece başında mı durdun böyle? Ne yapayım? Belki dedim kabus görür, bir uyanır, annesini göremez, korkar diye. Gözüm uyku girmedi. Ya sen vicdansız mısın ya sen? Şu kadarcık çocuğu sen nasıl dışarı bırakıyorsun ya? Nasıl annesi sen ya? Ha o da anne, bu da anne işte. Şşş. Tamam. Doğurmakla olmuyor ya zor bu işler. Hay Allah'ım yarabbim. Abi biz ne yapacağız? Ne yapacağız ne bileyim, bilmiyorum ki. Yurda falan verse. Olmaz. Olmaz. Renginin kardeşi o. Nasıl verelim yurda? Yasuo çok emin konuşuyoruz ya. Bir test mest yaptıralım. Olmaz mı? Doğru. Doğru, test yaptıralım ama... Çok benziyor da ya. Ben nasıl anlamadım ya? Ben nasıl anlamadım o zaman? Yasuo'cum nasıl anlayacaksın? Senin gözün aşktan kör olmuş. Sen nasıl anlayacaksın ya? Yani rahmetli de Allah'ım sen affet ya Rabbim. Öyle sağlam bir ayakkabı da değildi. Tevfik Usta yani delirmekte haklıydı o zamanlar. Şimdi. İyi de benim ne suçum vardı ki? Ne yaptım ki ben? Niye yaptı bana bunu ya? Niye? Yok kızım, senin suçun yoktu senin. Sen bir şey yapmadın. Sen sevmekten başka hiçbir şey yapmadın. Burcu. Neredesin Burcu? Nereye götürdün oğlumu? Seni ben ne yapacağım şimdi? Kızım bak dert etme bu kadar. Merak etme bak ben buradayım. Buradayız yani. Panik olacak bir şey yok. Nasıl yok abi?
Bence var yani. Panik olacak bir şey. Yani bir miktar... Yani... Batmış olabiliriz ama biraz battık yani. Bayağı battık abi. Yasuo. Senin polisi mi arasan sen? Benim polis kim ya? Şey yok mu, ses kayıtlarını yolladan annesi babamıza yardım eder işte. Aa, doğru diyorsun ha. Nerede benim telefon, nerede? Bilmiyorum, görmedim. İyi lafın üstüne iyi insanlar kaç. Alo. Alo. Yasemin nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Sen? Al benden de o kadar. Toprak, bu ses kaydıyla ilgili bir gelişme oldu mu? Daha oraya gelemedik ama işime yarayacak, sağ ol. Ben asıl şey için aradım. Fidan benim yanımda da, merak etme diye. Ne oldu? Ne oldu? Fidan iyi mi? Ya sen bu dün ses kaydını atınca ben de hesap sormak için bu Rutkay denilen evine gittim. Gittiğimde de gördüğüm manzara pek iyi değildi. Bir şey mi yapmış kıza, ne yapmış? İyi mi Fidan? İyi. Şimdi bir şey yok. Da işte dün hastaneye gittik. Yaralarına pansuman yapıldı, darp raporu aldık. Yaralarına mı? Ama dediğim gibi şu an endişelenecek bir şey yok. Bu Rutkay denilen herifi de... Nezarete attılar ama bana sorarsan şimdiye çoktan çıkmıştır bile. Biz şimdi Fidan'la karakola gidip ifade vereceğiz konuyla ilgili. Sana haber vermemi istedi. Ben de geliyorum. Tamam, olur. Nerede buluşalım? Ha, biliyorum oraya, yolumuzun üstü zaten, tamam. İyi olur, oradan da hep beraber gideriz. Tamam, öptüm. Tamam, görüşürüz. Öptüm ben. Sağ ol. Afiyet olsun. Fidan, konuştum Yasemin'le. Haberi var burada olduğundan. Sağ ol. Bir şey değil de bu böyle olmaz. Sana bir telefon bulmamız lazım bizim. Anne be. Bizde böyle bir takoz bir telefon vardı, oturuyor mu? Var ama? Var. Çekmecede bak bakayım. Hem çalışıyor da o. Bakayım. Aa, vallahi burada. Ha. Hay yaşa be kadın. Aferin bana. Evet. Bak bakayım o. Ha, tamam. Bak çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Aferin kız sana. Fidan. Telefon artık senin. Güle güle kulla. Çok sağ olun. Çok fazla şey yapıyorsunuz benim için. Ya olur mu canım öyle şey? Anne be. Hı. Vuslat teyzenin bir kızı vardı. Cemre. Cemre ha. Mi? Ha, Cemre. Avukattı değil mi o? Hı hı. Ya bir Cemre'yle konuşsan belki Fidan'ın avukatı olmayı kabul eder. Ay, hemen ararım. Hem ben sizi tanıştırmak istiyordum. Bak çok iyi oldu bu. Burada yapma bari, burada yapma. Sürekli böyle, biliyor musun Fidan bu? Sürekli böyle. Ay. Kusura bakmayın küçük hanım. Geç küçük hanım dediğime bakma, koca kız oldu artık. O geçen doğum günü vardı, biliyor musun? Aa, kutlu olsun, iyi ki doğdun. Sağ olun, 6 yaşına girdi. Uy. Allah bağışlasın. Ben geldim değil mi senin doğum gününe? Aa. Tabii. Ne zaman gittin? Gittim doğum gününe, bırakır mıyım onu yalnız? Yanlış görmüyorsam galiba şurada içeride boyama kalemleri duruyor. Bir bakmak ister misin? Aa. Gel. Hadi gel. Gel.
moralini bozma. İyi misin Fidan? Şimdi iyiyim, iyiyim de. Bu sefer farklıydı. Bu sefer gözü çok döndü Yasemin. Bu sefer beni öldürecekti. O adam gerçekten bak toprak sağ olsun gelmese beni öldürmüştü. Sana yemin ediyorum beni öldürmüştü. Tamam geçti. Geçti bitti artık tamam. Bitti hepsi bitti Fidan. Bak biz senin yanındayız. Çıktınız artık o evden. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Artık ağlamak yok. Daha çok işimiz var. Salamayız kendimizi. Kızları büyüteceğiz. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Evet. Aynen öyle. Yasemin bu Rutkay manyağının ilk gelip bakacağı yer senin evin olduğu için o yüzden bilerek getirmedim Fidan'ı sana. Bir sıra daha Zeynep'le ikisi annemlerde kalsınlar. Sağ ol. Ah, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Cemre Hanım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cemre Hanım Fidan'ın avukatlığını yapmayı kabul etti. Ay çok sevindim. Merhaba. 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 Yalnız önemli bir husus var. Bizim bu Rutkay manyağının karşısında dik durmamız lazım. Yani iki gün sonra ben vazgeçtim, affettim gibi şeyler... Ben vazgeçmem. Vazgeçmeyeceğim. Bu adam yıllarca bana ne yaptı ben biliyorum. Benim küçücük kızım var. Ben bu sefer susmayacağım. Vazgeçmem. İyi. O zaman hep birlikte gazamız mübarek olsun diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Direkt karakolda buluşuyoruz değil mi? Evet. Benim arabam var. Ben şubeye gidiyorum. Orada görüşürüz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamam bir kızlar o zaman. Karakola gidiyoruz. Ağlama ya. Sağ ol. Toprak. Çok sağ ol. Ne demek canım? İşimiz. Yok o... O iş öyle olmuyor. Yani... Her zaman iş için olmuyor. Teşekkürler. Benim kızım içeride biraz yalnız kalmasın. Kaldı gibi çünkü. Ben bir gideyim. Tamam. Siz konuşun. Bu arada... Ben de teşekkür ederim. Ses kaydı için. Yani yasal olarak delil geçerliliği görmüyor ama... En azından Rutkay'ın peşine düşebilmem için elime iyi bir koz verdim. Nereden ulaştın o ses kaydına sen? Söyleyemem. Yani sen benden bir şey istedin, ben de yaptım ama... Üzümü niye, bağını sorma diyorsun. Yani... Tamam, tamam. Sıcakmış. Değil mi? İyi olmuş ama. Senin sevdiğin gibi. Cengiz. Buyurun amirim. Semih nerede oğlum? Bilmiyorum amirim. Bugün iş gelmedi zaten. Telefonu da kapalı. Haber de vermedi amirim. Tamam, tamam. Hanımlar, sizi iki dakika şuraya alacağım.
Yahu ben hayatımda böyle rezalet görmedim vallahi. İnan ki bende nasıl oldu bu iş anlayamadım. Yani annem meraktan ölmüştür şimdi, o kadar endişelenmiştir ki. Ya ya, haklısınız beyefendi. Yok, dava edeceğiz. Orası kaçınılmaz. Ha, biz de seni bekliyorduk. Oo. Allah muhabbetinizi arttırsın. İhsancığım, ben bu adamdan şikayetçiyim, duydun mu? Duydum beyefendi, duydum. Beyefendi mi? Bu muymuş beyefendi? Ya daha dün gece karısını öldüresiye dövüyordu bu herif. Bunun nesi beyefendi? Toprak, sen aile işine ne karışırsın? Efendim müdürüm? Doğru söylüyor vallahi. Benim aile işlerime karışma hakkını sana kim veriyor ki? Devlet. Şiddet uygulamışsınız Rutkay Bey'e. Darp raporumuz var. Darp raporu var ha. Güzel. Karısının da var. Bir karşılaştıralım bakalım ikisininkini. Hı? Tamam. Şikayetçi olup olmayacak kendi bileceği iş. Olmasa bile kamu davası var. Aynen. Hak var, hukuk var, adalet var. Avukat Bey, siz daha iyi bilirsiniz bu işleri ha. Mahkeme yolu bütün vatandaşlara açık. Evet. Biz de sizi dava edeceğiz mesela. Hmm. Müdürüm, kusura bakmayın. Etmezseniz... Tamam, elinizden gelin ardınıza koymayın. Terbiyesiz herif ya. Ben artık bu kadar rezalete dayanamıyorum. Ne bu kaba saba konuşmalar? Geçmiş olsun beyefendi. Fidan hayatım. Ben de seni bekliyordum. Zeynep'ciğim, canım benim. Hadi, gidiyoruz hayatım. Fidan hadi. Evimize gidiyoruz hayatım. Hadi. Hadi Fidan. Ne yapsan olmuyor. Yasin. Zeynep. Ya Zeynep'ciğim. Terk etmiyor bizi hüzün. Bir macera yaşamak dediğin küçük zamanlar harmanı, sevindiğin, üzüldüğün. Hatırlamaktan ibaret hatıralar nihayet, tesellisi çok zor sözün. Yaktım, ne gibiler yaktım. O kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktım. Ne göreyim kendime yıldızlardan daha uzaktım. Ne gibiler yaktım, ne gibiler yaktım. O kadar yandı ki canım sonunda karşıdan baktım. Ne göreyim kendime yıldızlardan daha uzaktım. Bu kızı yeniden büyütmeliyim. Senden yürütmeliyim. Değirmenlerde boşanıyorum. Farkındayım, farkındayım. Bu kızı yeniden büyütmeliyim. Kor ateşlerde yürütmeliyim. Değirmenlerde ürütmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Kazanmalı, kaybetmeliyim. Aşk uğruna harp etmeliyim. Bu kızı yeniden büyütmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Kendini seçemiyorsun. Bırakıp kaçamıyorsun. Yazmadın bir hikayede, uzun ya da kısa vadede, az biraz keşfediyorsun. Öteki olabilmeyi, yerine koyabilmeyi, geride durabilmeyi.